işlemi devam ediyor. Tamamlandı, testleri şu anda yapılıyor. 170 kilometrelik ana iletim hattımız tamamlandı, 16 inçlik. Bizim MEK hattı olarak tanımladığımız glikol basan hattımız tamamlandı. Yine deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı da tamamlandı. Bir taraftan da karada bu gazı işleyecek kara işleme tesisini de %85 oranında tamamladık. Şu anda kara işleme tesisi ilk etapta günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyecek kapasitede çalışılıyor. Fakat altyapı ikinci fazla birlikte 40 milyon metreküplük kısmı da işleyecek şekilde hazırlandı. Sahada 6000'i aşkın iş kalemini birlikte yönetiyor ve ilerliyoruz. Yine bu üretilen gazı BOTAŞ'ın ana ulusal iletim sistemine bağlayacak istasyon çalışmaları tamamlandı. 36 kilometrelik bağlantı tamamlandı. Orada test ve devreye alma işlemleri de devam ediyor. Deniz tabanında bugüne kadar ilk Tuna 1 ile başlamış olduğumuz kuyu açma ve tamamlama işlemlerinde artık 10 kuyu açmış durumdayız. Yine kuyu içi ve üstü tamamlama işlemleri de son sürat devam ediyor. İkinci fazda buraya 30'un üzerinde ilave kuyu açarak devam edeceğiz. Daha önce de açıkladığımız gibi inşallah 2026 gibi buradaki kuyu açma işlemlerinin tamamını bitirmiş olacağız. Sahada karada 5500, deniz tarafında 2500 olmak üzere 8000 kişilik yaklaşık bir çalışan arkadaşımız var. 3 sondaj gemimiz aralıksız çalışmalarını devam ediyor. Fatih, Kanuni ve Yavuz gemilerimiz. Burada kurulacak sistem tamamı uzaktan kontrol edilecek. Bununla alakalı olarak da karada büyük bir kontrol merkezi inşa ediliyor. Zeki adını verdiğimiz bir yazılım bu üretimi kontrol edecek ve değerleri anlık olarak ölçüp operatörlere iletmiş olacak. Son yapılan keşifle alakalı detayları size paylaşmak istiyorum. 29 Ekim tarihinde Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız gün yine Fatih sondaj gemimiz Çaycuma 1 kuyusu adını verdiğimiz bölgeye gitmişti. Orada yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda bir keşifle sonlandırmış olduk. Ve bu keşfe göre de üretilebilir rezervi 58 milyar metreküp olarak belirledik. Çaycuma 1 kuyusu daha önce Sakarya gaz sahası olarak adlandırdığımız bölgenin hemen yanında kuzey batısına düşen bölgededir. Biliyorsunuz ilk keşfi Tuna 1 kuyusu ile birlikte açıklamıştık. 2020 yılında 405 milyar metreküplük bir keşifti ve 2020 yılında denizlerde yapılan dünyanın en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. 2021'de Amasra 1 kuyusu ile birlikte ikinci keşfimizi yapmıştık. Orada da 135 milyar metreküplük bir rezerv söz konusuydu. Yine o tarih itibariyle 2021 yılında dünyanın en büyük ikinci keşfi olarak kayıtlara geçmiş oldu. Böylece Çaycuma keşfiyle birlikte toplamda 710 milyar metreküplük keşfe ulaşmış olduk. Bir diğer husus da değerleme çalışması değerli arkadaşlar. Sakarya gaz sahasında 13 tane kuyu açmıştık ve bunların 3 boyutlu modellemesi yapıldı. Bu çalışmalara göre de rezervi yeniden değerlendirdik. Bu değerlemeyi de bu alanda yetkin en büyük firmalardan birisi olan DeGolyer MacNaughton firması yaptı. Ve onun yapmış olduğu çalışmalar
neticesinde de 540 milyar metreküplük rezervi 652 milyar metreküp olarak revize etmiş olduk. Böylece gerek Çaycuma sahasındaki 58 milyar metreküp, gerekse Sakarya gaz sahasındaki ilave miktarla birlikte bu rakam 710 milyar metreküp olarak ilan edilmiş oldu. Şimdi ekiplerimiz son sürat iş planına uygun olarak çalışmalarını yapıyor. Daha önce de söylemiştik, Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah bu gazı insanımızla buluşturmak istiyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde Mart ayının sonuna doğru da inşallah ilk gazı sisteme vermiş olacağız. Ben bu bölümdeki açıklamalarımı bu şekilde tamamlıyorum. Birazdan soru cevap kısmında sizin bu konuyla alakalı olarak sorularınızı alıp cevaplandıracağım. Teşekkür ediyorum. Tekrar milletimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olsun. İnşallah Türkiye'nin yüzyılı enerjinin de yüzyılı olacak. Biz maalesef öteden beri enerjide dışa bağımlı ülkeyiz. Gerek büyüyen nüfusumuz, artan nüfusumuz, gerekse gelişen, kalkınan ekonomimiz bu enerji kaynaklarına olan ihtiyacımız da günden güne artırıyor. Enerji bağımsızlığını elde etmek için de kendi kaynaklarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Son yıllarda arama üretim faaliyetlerine ağırlık verdik biliyorsunuz. Denizde de bunların neticesini almaya başladık. Karada da daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi olumlu gelişmeler var. Petrol üretim seviyesini de Türkiye Petrolleri olarak günlük 65 bin varil seviyelerine getirdik. Yaklaşık 15 bin varil civarında da özel sektörün üretimi var. Toplamda 80 bin varillik bir günlük üretim söz konusu. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin varillik bir günlük üretime ulaşmak. Yapılan bu çalışmalar da bu hedefin rahatlıkla tutturulabileceğini gösteriyor. İnşallah tabii bu rakamları yıllar itibariyle daha da artırmış olacağız. Teşekkür ediyorum. Thank you.